günden sonra hiçbirimizin hayatı aynı olmayacak. Kemal kaç yaşındasın? 32 yaşındayım efendim. Ender Hanım'ı nereden tanıyorsun? Ender Hanım'ın tanıtımını yaptığı bir marka vardı. Ben orada makam şoförü olarak çalışıyordum. O dönemde beni Ender Hanım'a tahsis ettiler. O vesileyle tanıştık. Eski işinden niye ayrıldın? Bir dönem annem bir rahatsızlık geçirmişti. Memlekete dönmem gerekti. Mecbur kaldım. Kemal, güven benim için çok önemli. Sonuçta sana oğlumu teslim edeceğim. Oğlum benim hayatımdaki en değerli varlık. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlatıyorsunuz. Gözünüz arkada kalmasın. Çünkü ben elime gözüm gibi bakacağım. Eğer siz de uygun görürseniz bir deneme süresi de yapabiliriz isterseniz. CV'mi de zaten insan kaynaklarına bıraktım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Efendim yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Nereden mezunsun? Üniversite falan? Okuyamadım efendim maddi imkansızlıklardan ben ama kendimi yeterince geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu belli oluyor. Evet, söylediğin gibi bir ay bir deneme süremiz olsun. Sonra oturup tekrar konuşalım. Çok güzel. Umarım birbirimizden memnun kalırız. Şüpheniz olmasın bundan efendim. Bana Sıtkı'yı göndersene kızım. Gel. Gel Sıtkı gel. Buyurun efendim. Sıtkı seni elimin yeni şoförüyle tanıştırayım. Kemal, Sıtkı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sıtkı gerekli olan her şeyi anlatacak, bilgilendirecek. Tabii. Gidebiliriz. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Merhabalar. Ben Erin Bey'in yeni şoförüyüm. Ah, merhaba. Sıtkı haber verdi geleceğini. Evet, Erin Bey okul çıkışı tenise gidecekmiş galiba da onun çantasını almaya geldim. Tamam, sen kalma öyle. Geç içeri. Sen şöyle gel mutfağa. Bak, sen geç bekle burada. Burada hazır çay da var. Ben çantayı alıp geliyorum. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Aysel. Kim var kim yok? Kimse yok. Zehra'nın öğlen çıktı. Bir anam dönüş okuldan gelmedi. İyi. Sen bana bir yeşil çay getir. Tabii efendim hemen. Oh, şu olaydan da kurtuldum. Ne yapsam acaba Defne'ye o? Bir şey mi alsam? Şöyle bir kolye küpe bir şey mi alsam? Aysel! Nerede bu? Aysel! Ya bir çay istedim. Ne kadar zor olabilir acaba getirmesi? Şoförü geldi. Erim okuldan sonra tenise gidecekmiş, onu istedi. Kusura bakmayın. Ya bir çay getir, sonra ne yapıyorsan yap Aysel. Hiç dinlemiyorsunuz beni. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Kimdi o?
Yıldız Hanım, Halit Bey'in eşi. Biraz şımarık bir şeye benziyor ha? Şişt, deme öyle. Yerin kulağı var. Bu kadar mı korkuttular seni de be? Bak oğlum, benim de başım belaya sokma sakın. Bu evde yerin kulağı var. Hadi hadi, söyle bana. Benden çıkmaz. Sen de sevmiyorsun bu kızı değil mi? Vallahi geldiği yere dönse oturup ağlama. Olmaz olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Neyse. Ben çayı bırakıyorum. Sen de çık. Erim'in şoförü mü bu? Evet efendim. İşe yeni başlamış. Temiz bir çocuğa benziyor. Ay, nereden biliyorsun Aysel? Sanki çok tanıyorsun. Afiyet olsun efendim. Şoförü var ya. Yarın Sıtkı'nın Halit Bey ile işi varmış. Sen Erim okulu bıraktıktan sonra bunları bana alıver, olur mu? Tamam tamam, alırım. Alırım. Oyalanmadan getir ama. Akşama yemek yapılacak. Tamam abla, sen merak etme. Ben hepsini halledeceğim. Aysel! Halit geldi. Hemen hazırla yemeği. Tabii efendim, hemen. Tamam. Tamam. Ben çıkayım o zaman. Tamam. Evet Kemal, ne oldu anlat. Bugün karşılaşmadık. Allah kahretsin. Ne oluyor ya, söylesene. Bir dakika. Bak, yarın Erim'i okuldan aldıktan sonra doğru eve git. Hatta ayarlayabiliyorsan Yıldız'ı sen getir götür. Ender Hanım, bakın bir işi yapmak kadar doğru zamanda yapmak da önemli. Lütfen acele etmeyin, bana bırakın. Nasıl olsa artık evin içindeyim. Kemal, evde olman değil. Evde ne kadar uzun süre kaldığın önemli. Sakın öfkene yenilip kendini kovduracak bir hareket yapayım deme. O Yıldız çakaldır. Ben de yıllarca bekledim bu anı, sinirime yenik düşüp bozacak kadar aptal değilim. İyi akşamlar. Aa! Ya ne oluyor, çatlatmasana adamı. Biz adamı şoför diye aldık. Adam filozof çıktı. Ya ablacığım, zaten bizimle iki gün takılanın kafası açılıyor. Başkasına olsa böyle oturur bön bön bakarlar. Bize gelince herkes Einstein anasını satayım ya. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Sıslayıp durma Caner. Of of. Caner, içimi şişirme. Tamam ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.